Putin Erdoğan kankiliği bitti mi? Bence Putin ve Erdoğan kankiliği dün itibariyle sona erdi değerli izleyenler. Erdoğan Putin'in üzerine çizgi mi çekti? Ya da ABD Erdoğan pazarlığı Putin'i ya da Rusya'yı diskalifiye etmeye yeterli mi? Bu konuda Kürtlerle ilgili durumla olacak. Buna biraz bakalım dilerseniz. Eee... Putin Türkiye'yi ziyaret edecekti derdi izleyenler. Evet bu tarih netleşmemişti ama Erdoğan Putin'i Türkiye'ye davet etmişti ve Erdoğan ve Kremlin yaptığı açıklamada tamam biz Erdoğan'ın cevabını davetini kabul ediyoruz ve Putin ee, Türkiye'yi ziyaret edecek diye daha sonra bazı gelişmeler oldu ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Türkiye'ye geldi. Önceki gün Erdoğan'la görüştü. Erdoğan'la görüşme anında Kremlin bir açıklama yaptı Rusya. Dedi ki biz şu anda bu görüşmeyi izliyoruz dedi. Görüşmeyi izledi. Ve görüşmede basın toplantısında daha doğrusu Erdoğan ile Zelenski konuştular ve Erdoğan dedi ki yani biz Ukrayna'nın NATO'ya girmesinde herhangi bir beis görmüyoruz. O hak ediyor. Girebilir dedi. Çok sürpriz bunu kimse beklemiyordu. Ve işte Ukrayna'nın geleceğine güvenle bakmamız gerektiğini falan filan bir sürü şey övücü şeyler söyledi. Ee, Kırım'ın e, özelliğinden falan bahsetti. Oradaki soydaşlarımızın can, mal, güvenliği vesaire özgürlüğü bizim için önemlidir dedi. Ve ilginç bir gelişme yaşandı. Görüşmede Türkiye'nin Arap buluculuğu ile Rusya'nın esir aldığı 6 komutanın, generalın, 6 Ukrayna generalın Türkiye'ye teslim edilmesi durumu vardı, etmişlerdi. Şimdi Zelenski geldi Erdoğan'a dedi ki ya Erdoğan Bey dedi yani Rusya'nın size verdiği 6 askerimiz var ama bu askerleri Türkiye'de bırakmanız şartıyla vermişler size. Boş verin siz bize o askerlerimizi verin diye Erdoğan da dedi tamam dedi kardeşim. Ve Rusya'yla yaptığı o anlaşmayı Rusya'dan şöyle almış. Ben tamam askerlerinizi verin. Savaş bitene kadar bunlar Türkiye'de kalacak. Ama Erdoğan o sözünü de e, yedi ve anlaşmayı bozdu. Altı üst düzey e, askeri aldı. Zelenski ile birlikte Ukrayna'ya özel bir uçakla gönderdiler. Ve ardından hemen şey geldi. E, Rusya'dan tepki geldi ve Kremlin bir açıklama yaptı. Bu Azov komutanları ismi verdikleri bu komutanlarla ilgili Türkiye'nin e, yas e, o anlaşmalara ihlal ettiğini böyle bir şeyin e, kabul edilemez olduğuna yönelik bir tepki gösterdi ve ardından bir açıklama daha geldi. Bu açıklamada da Putin'in Türkiye ziyaretini iptal ettiğine dair bir açıklama geldi. Şimdi normal şartlarda Erdoğan Putin'i ziyaret etmiş, Putin kabul etmiş. Uluslararası şeyde ziyaretler kolay kolay iptal edilmiyor ama o kadar durum durum o kadar ciddi ki şu anda ee, Rusya ile Türkiye arası her an kopabilir. Ben size söyleyeyim sınırlar her an kapanabilir. Ekonomik e, anlaşmalar her an e, iptal edilebilir. Bakınız bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Lavrov e, Rusya Dışişleri Bakanı görüşmüşler. Bu tahıl mutabakatının uzatılması için 17 Ocak'ta bitiyormuş falan Temmuz'da pardon. Ve anlaşma sağlanamamış. Rusya diyor ki bizim uzatmamız için herhangi bir sebep yok şu anda. Yani ben bundan aylar önce ne diyordum? Arada kalan Türkiye olacak. Çünkü Türkiye iki yüzlü bir politika izliyor. Şu anda Rusya politikasında bütün NATO üye ülkeleri ambargo uygularken Türkiye ambargo uygulamıyor. Ambargoyu delen firmalar var. Onlara yönelik Birleşmiş Milletler'in kararları vardı. NATO'nun tehdidi vardı. Amerika'nın tehdidi vardı vesaire. Türkiye yine durmadı. Bu kez ne yaptı? Bu kez Reuters haber ajansı Bilal Erdoğan'ın dosyalarını açmaya başladı. İçini açmadan dedi ki böyle iddialar var dedi. Kapattı dosyayı. Ardından Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri görüşmeleri başladı. Şimdi ee, Rusya bu tepkiyi gösterirken Kremlin sözcüsü ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor ve tabii Türkiye'nin üzerinde de epey baskı var. Alınan bu kararın bu süreçle yani bir toplantıyla da alakalı olduğunu düşünüyoruz dedi. Ve e, Peskov biraz e, sert konuştu. E, Azov komutanlarının Türkiye'den Ukrayna'ya dönüşü mevcut anlaşmaların doğrudan ihlalinden başka bir şey değildir. Kabul edilemez dedi bu. E, biliyorsunuz Erdoğan ile Putin haftalık görüşmesini yapıyorlar. Yani sanki ikisi de bir ülkenin cumhurbaşkanıymış gibi her hafta telefonda haftalık telefon görüşmesi yapıyorlar. Nasıl ki Erdoğan ile Devlet Bahçeli haftalık görüşüyorlarsa ikisi Putin'le Erdoğan da böyle görüşüyor. Fakat ben olayın başka bir yönüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu arada değerli izleyenler Hakan Fidan ile Amerika Dışişleri Bakanı telefonda bir görüşme yapmış. Anthony Blinken telefon görüşmesine ilişkin şu anda detaylı bilgi paylaşılmamış. Onu söyleyelim. Ondan sonra bu şey meselesine biraz bakalım. Bu Rusya ile Türkiye Amerika işi ne olacak? Yani Türk Kürtlerin durumu ne olacak? Şimdi Kürtlerin büyük bir kısmı bana yazan birçok arkadaşlar var. Diyorlar ki eğer Türkiye Amerika ile anlaşırsa Rusya'ya yeniden yüzünü ya da sırtını dönerse ilişkilerini Avrupa Birliği ve NATO'nun Amerika'nın istediği düzeye getirir ise Rusya ile Türkiye arasındaki o müttefiklik anlaşmaları biter. Hem Suriye'de Türkiye ne yapacak? Rusya'nın kontrolünde olan bölgeler şu anda Türkiye oraların hepsini işgal etmiş. Kürtlerin bölgelerini söyleyeyim. Afrin, Serikani, Gresipi gibi bölgeler Rusya'nın denetiminde ve Türkiye ile ortak bir şekilde orayı işgal edip Türkiye ve Türkiye'nin güdümündeki çetelerin kontrolüne vermiş durumdalar. Yani Rusya'nın oraları işgal etmeden büyük bir günah ve vebalı var ve büyük bir desteği var Türkiye Çünkü hava savunma savunmada e, Rusya'nın kontrolünde. Amerika yok o bölgelerde. Amerika'nın bu son günlerdeki baskısı Türkiye ile ilgili özellikle Bilal Erdoğan'a ilgili yeni dosyalar açabiliriz, haberler servis etmesinden sonra Erdoğan'ın kabinesi gündeme geldi. Seçimlerden hemen sonra Erdoğan yeni kabinesini açıkladı. Ve bu yeni kabineye baktığımız zaman yeni kabinenin büyük bir kısmı Amerika'ya yakın politikalarla bilinen insanlardır. Mesela az önce örnek verdiğim gibi Süleyman Soylu gibi Süleyman Soylu gibi e Neyse bir yoruma takıldım da ciddi bir şey sandım. Şimdi Süleyman Soylu gibilerini diskalifiye etti ve Amerika politikasını benimseyen insanları göreve getirmeye başladı. Bunun etkisiyle birlikte işte F-35, F-16 savaş uçakları görüşmeleri de bir yandan başladı. Ama Erdoğan'ın bir kamburu var, bir yarası var. O yara da Kürtlerle ilgili. Şimdi eğer Rusya ile Türkiye arası bozulursa Erdoğan ile Amerika yeni güçlü eski mütefikler gibi güçlü olacaktır. Kürtlerin sorusu şu. Kürtler diyor ki tamam o zaman peki bizim durumumuz ne olacak? Acaba Amerika bizi satacak mı? Acaba Amerika yine bize ihanet mi edecek? Yani Orta Doğu'da Amerika olmadığı zaman Rojava, Güney Kürdistan Türkiye gerçekten de e, oraları e, öyle bırakmaz diye doğru söylüyorlar. Bu söylemlerinden haklıdırlar ama ben bu konuda kendi yorumumu size istiyorum. Bana göre arkadaşlar Türkiye'nin Amerika'ya yakınlaşması Kürtlere bir anlamda zarar vermez tam tersine şöyle ki artık Amerika ile Kürtler ayrılmaz birer müttefik haline gelmişlerdir Orta Doğu'da zaten Güney Kürdistan'la Amerika'nın ilişkilerini biliyorsunuz Amerika'nın e, icra Galaxypas Amerika'nın bu konuda sürekli Güney Kürdistan'a askeri e, siyasi sosyal kültürel ne varsa her anlamda destek verdiğini açıklan herkes biliyor zaten. Ama son dönemlerde Daesh'in çıkmasıyla birlikte özellikle Rojava'daki bu statünün elde edilmesiyle birlikte Kürtlerin Rojava'ya Rojava'da Daesh çetelerine karşı verdiği o mücadeleyle birlikte koalisyon ortakları orta olmasıyla birlikte Amerika kendi gerçek mütefiğini Orta Doğu'da bulduğunu ilan etti. Yani bizim en güvendiğimiz dostlarımız bunlardır diye KSD, YPG, Demokratik Suriye Güçleri dediğimiz bu oluşumdur diye defalarca Amerika'nın en üst düzey yetkileri bunu açıkladılar. Hatta Trump hezini alamadı dedi ki General Mazlum. Mazlum abdi ilk defa bir Kürdü, dünya lideri olan e, Amerika'nın lideri Başkanı dedi ki General Mazlum diye hitap etti ve o lakabı taktı o derecede. Tabii ki zaman zaman Amerika kendi askerlerini çekti tekrar gedi geldi ama son bir iki yılda. Amerika Birleşik Devletleri asker sayısını da arttırdı. E, askeri üst sayısını arttırdı. Havalimanlarını arttırdı. Karadan havaya, havadan e, yine karaya atılabilecek füzelerle donattı. Yani bir anlamda YPG, KSD'ye önemli ölçüde bir silah donanımı da sağladı. Hatta bu son dönemlerde sizler de duydunuz. Sürekli söylüyoruz. E, Valla biri kafayı takmış asker ayı damire de sahte isim alarak geliyor. Umarım ben gerçek asker ay demiri bloklamadım. Neyse ne yapalım bir şey olmaz. Otursunlar imil atsınlar. Yapacak bir şey yok. Yani şimdi uğraşacağım avukata vereceğim. IP adreslerine kadar ta e, evlerine gidecekler, biyolarına gidecekler. Vallahi uğraşmak istemiyorum ya gerçekten. Ekran resmini çek asker arkadaş ekran resmini çek, bir avukata ver. 24 saatte polis kapısına dayansın. Bakalım gerçekten bu alçaklar kimmiş yani. Başka çaresi yok. Ben, ben yapmak istemiyorum gerçekten. Ee, yani kim olursa olsun bunu bulmak zor değil yani kolaydır. Dedim ya. Neyse kendileri bilir. Kendileri bilir. Yapsınlar sorun değil. Şimdi e, eğer işte hava üstlerinin oluşturması, Rojava'da yine Güney Kürdistan'da bir hava savunma sistemini oluşturması vesaire şunu gösteriyor. Yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri yeniden o eski mütefiklik ruhunu dahi yakalasalar Kürtlerin konumu değişmeyecek Amerika açısından. Ve belki de Amerika orada işte artık Türkiye dur diyebilecek. Hatta Amerika belki Türkiye ile Rojava arasını bile ki şu anda da uğraşıyor yapmak için ara da yapabilir. Ve bütün Kürtler için Amerika büyük bir rol da alabilir. Bu, bu Bununla ilgili bazı şeyler kamuoyuna e, yansımayan gelişmeler de var. Onu da size aktarayım. Evet. Başka bir haberle devam ediyoruz. Donald Trump. Valla adam yeniden aday olacağını açıkladı geçtiğimiz günlerde ama bugün e, dedi ki eğer yeniden seçilirsem Müslüman ülkelere seyahat yasağını kesinlikle geliştireceğim dedi genişleteceğim dedi. Daha önce bir karar almıştı. 2024 başkanlık seçimi için aday olacağını açıklamıştı. Ve eğer ben 2024'te seçilirsem nüfusun büyük bir çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkelere giriş çıkışları kapatacağım diye ve ee, bu yasayı, çünkü Biden geldi yasayı iptal etti, eğer seçilirsem diyor ben bu yasayı geri getireceğim ve inanın bana artık birçok Müslüman için Amerika hayal olacak. Bu kesindir. Yani Trump bunu yapar, mi yapar. Umarım seçilmez, bakalım artık. Değerli yani izleyenler, İsviç, e, İsviçre önemli bir konuyu gündemine taşıdı, ezidi Kürtlerine yönelik. DAEŞ'in uyguladığı katliamın soykırımı olarak tanınmasını talep eden 80 bin kişinin imzaladığı dilekçe İsviçre hükümetine sunuldu. Bir milletvekili ise parlamentoya ezidi katliamının soykırımı olarak tanınması için bir yasa teklifi sundu. Avrupa'nın birçok ülkesinde ezidi Kürtlerine karşı geliştirilen bu saldırı soykırımı olarak tanımış durumda. Başta Almanya olmak üzere değerli izleyenler bu önemli bir gelişme biz de takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi bir iddia ekrana getirmek istiyorum değerli izleyenler. Diyarbakır'ın Su ilçesinde belediye başkan yardımcılığı yaptığı dönemde birçok kişiye dolandırıcılıkla yaklaşan, dolandıran, bu nedenle Barış ve Demokrasi Partisi'nden BDP'den ihraç edilen Gülbahar Örnek isimli bir kadının bu kez Almanya'da bazı Kürtlerin Kürtleri dolandırdığı iddia edildi. Şimdi örnek Sur Belediye Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde gübre alım satımı ve tüp bebek vaatleriyle 2 milyon TL dolandırıcılık yapmıştı o dönemde. Söz konusu durumun ortaya çıkması üzerine Örmek partisinden ihraç edilmişti. Örmek sonrasında gizli tanık olarak Cesur Yürek kod adıyla birçok Kürt siyasetçi aleyhine düzmece beyanlarda bulunmuştu mahkemelerde. Örmek bir duruşmada kimliğinin açığa çıkması ve yaptığı dolandırıcılığa devam etmesi üzerine tanık koruma programından ihraç edilmişti. Evet Mezopotamya Haber Ajansı'ndan da yer aldı bu haber ve Almanya'daki Kürtlere bir uyarın şeklindeki bu haberi sizlerle paylaşmak istiyorum değerli izleyenler. Örneğin ismin bu kez de Almanya'da dolandırıcılıkla gündeme geldi. Örmekin Almanya'ya iltica eden bazı isimleri dolandırarak 5 milyon euro dolandırdığı belirtiliyor değerli izleyenler. Konuya Sur Belediye Eski Eski Belediye Eski Başkanı Abdullah Demirbaş gündeme getirdiği Sosyal medya hesabında Demirbaş örnekin ismini değiştirdiğini ve Almanya'da 5 milyon euro dolandırıcılık yaptığını kaydetti. Twitter hesabından konuya dair açıklama yaptı. Demirbaş, Örmek'in fotoğraflarıyla birlikte şu paylaşımda bulundu. Bu kadın eski Sur Belediye Başkan Yardımcısı Gülbahar Örmek'tir. Adını değiştirmiş ve özellikle Almanya'da Kürt insanlarımızı dolandırıyor. Bu bu kadına itibar etmeyin. Halkımızın duygularını kullanan biridir. Lütfen itibar etmeyin, kale almayın diye bir paylaşım yaptı. Demirbaş paylaşımının devamında partisinin yani DBP'nin 2012 yılında ee, örneki dolandırıcılıktan ihraç ettiğini hatırlatarak dedi ki buna ulaşan mağdurların bana ulaşan mağdurların iddiasına göre sahte yollarla vize, proje vesaire gibi şeyler yapacağını söyleyip yaklaşık 5 milyon euro dolandırdığı iddiası var. Atlas diye bir şirket üzerinden yaptığı iddiası var diye e, paylaşım yaptı Demirbaş Örmek'in daha sonra gizli tanık olduğuna da dikkat çekti. Tabii ki bu bana da bu konuda ulaşan birkaç kişi oldu. Ben onlardan belge istedim. Yani bana belge göndereceklerini söylediler. Fakat belge daha gelmedi. Şöyle ki belge ya da yayına birileri katılabilir mi diye birkaç kişiye bana söyleyenlere sordum. Dediler ki evet katılırdık ama yüzümüzü gizlesek olur mu? Adımızı açıklamasak olur mu? Çünkü Akrabalarımız var, dostlarımız var, işte ailemiz var Türkiye'de. Gidip kimse kimsenin başına bela olmasın. Başımızı belaya sokmak istemiyoruz diye. Ya kardeşim zaten eğer kadın bunu yapmazsa, dedim ya bu bir iddia şu anda, bir belge yok yani. Eğer bunu bu kadın bunu gerçekten de yapmışsa, senin paranı çalmış zaten, seni çarpmış. Bunu artık bunu ötesinde korku bir, bir şey var mı? Yok. Ama bu kadar insan tarafından dillendiriliyorsa, 5 milyon euro çok Az bir para değil değerli izleyenler. Büyük bir paradan bahsediliyor. Özellikle Almanya'da mutlaka e, e, böyle bir durum varsa mutlaka bu kadın o zaman tanınıyor yani. E, Abdullah Demirbaş o yüzden belediye e, başkanı olduğu dönemde böyle bir olay yaşadığını kamuoyuna duyurdu. Değerli izleyenler, kanı Kolağım Yürüyüşüne devam ediyor aktivist Kanikolam ABD'de yaşayan araştırmacı Kürt aktivist Lozan Antlaşması ile varlığı inkar edilen 50 milyon Kürt'ün sesini dünyaya duyurmak için tam 9 gün önce Washington'dan New York'a doğru yürüyüşünü devam ettiriyor. Zaman zaman paylaşımlar da yapıyor sosyal medya hesabından ve e, amacının bütün Kürtlerin sesini dünyaya duyurmak ve e, özellikle Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz'da da amacının kendi bu yürüyüşünü bitirmek olduğunu aktarıyor. Şimdi Kürdistan haberlerine geçeceğiz fakat Kürdistan haberlerine geçmeden önce Facebook'taki yayını sonlandırmak durumundayım. Facebook'taki arkadaşlarımızdan özür dileyerek onları YouTube'a alayım. Bu borinin Özür diliyorum arkadaşlar. Ee, su içmediğimiz zaman da boğazımız kuruyor. Ne yapalım? Kusura bakmıyorsunuz umarım. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Kötü haberlerinde askerlerin bir uygulamasıyla başlıyoruz. Değerli izleyenler Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Hespis köyünde bir yıl havaların ısınmasıyla birlikte her yıl pardon havaların ısınmasıyla birlikte su kesintileri yaşanıyordu. Bu yılda yaşandı. Yaz aylarında su kaynağının büyük bir bölümüyle ilçe merkezine verildiği herkes tarafından biliniyor. Ve böyle olunca da iş ağırlık ilçe merkezine verilince oradaki köylerde su yetersizliği yaşıyor. Su yetmiyor. Köyde su sorunu devam ederken sabah saatlerinde köye gelen askerler tarafından köyün su vanası kapatılıyor köye günlük 4 saatliğine verilen suyu kesen askerler köylülere AKP'ye oyunuzu verseydiniz başınıza bu gelmezdi dediğini köylüler aktardı. Askerlerin suyun ilçe merkezlerine verilmesi için idil belediyesi kayyımının talimatıyla vanayı kapattığı belirtilirken askerlerin köydeki bekleyişi de halen sürüyor. Şimdi değerli izleyenler dünyanın hiçbir yerinde böylesi bir diktatörlük olmaz. Bu diktatörlüktür. Kardeşim tek partili sistemde mi yaşıyoruz? Ne demek yani AKP oy verseydiniz bu başınıza gelmiş, gelmezdi diye. Askerler bunu söylüyor. Şimdi AKP oy vermeyen insanlar askerlere nasıl güvensin? Söyler misiniz bana? Kardeşim Türkiye'de Türkiye'nin yarısı AKP oy vermedi. Yarısından fazlası. Türkiye'de AKP %35 aldı. Peki diğer geri kalan ne olacak? Bu siz AKP'nin askerleri misiniz lan? Siz AKP'nin polisi misiniz? AKP'nin bürokratı mısınız siz? Adamlar devletin adamı, asker, polis, valisi, kaymakamı, savcısı, hakimi ama adamlar kendini AKP'ye ait hissediyor. AKP'nin malı olmuş durumdalar. Ulan devletinizin malı olun, devlet devlet. Ama maalesef AKP Türkiye'deki bütün kurumların içini boşaltarak bütün neredeyse devlet tersinde görevli, kurumlarda görevli asker, polis, memuru, savcısı, hakimi herkesi kendi malı yaptı. Tapulu malı gibi yaptı. Adam devleti savunmuyor, AKP'yi savunuyor. Devleti savunmuyor, reisi savunuyor. Diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten diyecek bir şey Mesut Barzani'nin bir açıklamasıyla devam eden değerli izleyenler. Mesut Barzani dün yaptığı bir konuşmada KDP Kürdistan halkının başlıca umududur. KDP'nin Kürdistan halkının çıkarlarının ve Kürdistan toplumunun yüksek kültürünün koruyucusu olması gerekiyor dedi. Doğru dedi. Normal şartlarda KDP Kürdistan halkının çıkarlarını gözetmeli. Evet normal budur. Peki Sayın Mesut Barzani Kürdistan derken Sadece Güney Kürdistan'dan mı bahsediyor yoksa Rojava'dan, Rojelat'tan, Bakur'dan, bütün Kürdistan'dan mı bahsediyor diye sormak gerekiyor. Benim tahminim şu. Sayın Barzani Kürdistan'ı bir bütün olarak görmüyor. Nasıl görmüyor? Yani Kürdistan'ı Güney Kürdistan'dan ibaret olduğunu bunlar herhalde tahmin ediyor. Neden? Neden? Eğer bütün Kürdistan için bu kelimeyi kullanıyorsa Sayın Barzani, peki o zaman Rojava'ya uygulanan bu ambargo neden? Peki o zaman Rojava bombalandığı zaman sizin neden siz sessiz kalıyorsunuz? Peki o zaman Mahmur bombalandığı zaman neden sessizsiniz? Peki Şengal bombalandığı zaman neden sessizsiniz? Peki medya sonma alanları sizin kendi köyleriniz bombalandığı zaman neden sessizsiniz? Peki madem Türk devleti sizin bulunduğunuz, temsil ettiğiniz, örgütlü olduğunuz, hükümet olduğunuz topraklara 100 tane, 200 tane üst kurduğu zaman, askeri üst kurduğu zaman neden sessizsiniz? Yani Kürdistan'ın başka bir parçasında Kürtler bombaladığı zaman siz o zaman neden sessizsiniz diye sormamız gerekiyor. Demek ki neymiş? Eğer bütün Kürtleri gerçekten Kürtlere hizmet ise amaç o olmalı diyorsanız güzel bir öneri bu. Her şeyden önce Kürtler arasındaki diyaloğu sağlamak için ön ayak olun, adım atın bakalım. Umarım öyle olur. Değerli izleyenler, Kürdistan bölgesiyle ilgili çok felaket bir haber var. Çok korkutucu bir haber. Nedir bu? 6 ayda 3000 kanser vakası görülmüş. Güney Kürdistan'dan bahsediyoruz. Bu yılın alt, ilk 6 ayında Güney Kürdistan'da oranın genelinde yaklaşık 3000 kanser vakası kaydedilmiş ve yaygın kanser türleri ise sırasıyla meme, akciğer, kolon ve prostat kanseriymiş değerli izleyenler. Dünyanın en illet hastalığı, kurtuluşu çok zor olan, zamanda müdahale olmadığı zaman kurtuluşu mümkün olmayan ve insana en büyük acıları yaşatan, cehennem azabından öte bir acı yaşatan maalesef bir hastalık. O yüzden neden bu hale geldi? Bu vakalar neden arttı? Soru işareti. Bakınız Kuzeyde de bu Türkiye'de de öyle Kürt illerinde Kanser vakaları 3 katına çıkmış. Tabi bu konuda e, spekülasyon olmasın diye bir şey söylemek istemiyorum ama Bir şeylerin döndüğünü hissediyorum. Yani Oradaki yiyecekler, içecekler, o ithalat edilen mallar nereden geliyor, kim ne yapıyor, kontrolü yeteri kadar yapılıyor mu? Gerçekten bu e, bilinçli birileri tarafından yapılan Kürtlerin içerisinde kanserin çok yaygınlaşması için oradaki o yiyecek, içeceklere, o şeylere karıştırılan bir şeyden mi kaynaklı diye Mutlaka Güney Kürdistan hükümeti bunu araştırmalıdır değerli izleyenler. Bu o kadar öyle basit değildir. 6 ayda 3000 küsur insanın kanser vakalarının yakalanması bu hakikaten de çok tehlikeli bir durum. Şimdi değerli izleyenler, Kürtler açısından çok sevindirici bir haber daha var. O da Bafil Tarabani'nin açıklaması dün bu açıklamayı yapmıştı. Ee, Lozan için düzenlenen konferansın konferansa bir mesaj göndermişti ve mesajda ilginç birkaç cümle kullanmıştı. Size özetleyeyim ben. Ee, demişti ki hep birlikte Büyük Kürdistan uğruna ve kimliğimizi korumak için çalışmalı. Farklılıklarımızı yüce amaçlarımız yolunda bir kenara bırakmalıyız. Kürt halkı tarih boyunca kardeşlik ve bir arada yaşama çabası içinde olmuş fakat ne yazık ki hep diğer ülkelerin zulmüne maruz bırakılmıştır dedi. Tabii ki devam etti konuşmasına ve mesajdaki önemli bölümlere dedi ki bize karşı her türlü şiddet uygulanmış, dilimiz ve kimliğimiz ortadan kaldırılmaya çalışılmış ancak bu çabalar bizi ortadan kaldıramadığı gibi devrim ve halkımızın gurur ve refah için verdiği sürekli mücadele sayesinde güçlendik ve ulu dağlarımız gibi ayakta kaldık dedi. Tabii ki e, dil ve topraktan bahsetti e, Yenekel lideri Talabani, Yeneken'in amacının Kürt halkının ulusal hedefleri olduğunu belirtti ve Kürdistan'daki tüm siyasal taraflara, siyasi taraflara şu çağrıda bulunuyorum. Evet birçok farklılığımız var ama ortak dilimiz ve toprağımız hepimizin ortak noktasıdır ve bunları korumalıyız. Dünyadaki tüm ülkelere ve komşularımıza da şunu söylüyoruz. Savaş ve anlaşmazlık bizim tercihimiz değil. Bunları her şekilde reddediyoruz. İlişkilerimizi en yüksek çıkarları korumak ve iyi komşular olmak çerçevesinde geliştirmek istiyoruz. Fakat meşru haklarımızdan taviz vermeyeceğiz ve bunları her şekilde savunmaya devam edeceğiz dedi ve yolladı mesajda. Aynı mesajı bu mesaja benzer bir mesajı dün yayını yapmıştık. Ee, mazlum Apti de vermişti değerli izleyenler. Mazlum Abdi de verdiği mesajda bütün Kürt halklarını, Kürt partilerini ulusal birliğe davet etmişti. Ama tam o noktada bugün bir açıklama Kürdistan Demokrat Partisinden geldi. Eee Kürdistan Demokrat Partisi Suriye kolu. Yani KDP'se Genel sekreteri Muhammed İsmail bir Rudaba bir açıklama yaptı. Oradaki bir cümle arasında şunu kullan dedi ki Mazlum Abdin'in Rojava'da Mazlum Ebdi Rojava'daki Kürt diyaloğunun devam edeceği yönünde bize bir garanti vermedi. Peki daha nasıl garanti olacak? Mazlum Ebdi'nin açıklamasını ya bunları iyi okumamış ya da gerçekten kötü niyetlidirler. Mazlum Ebdi koşulsuz ve şartsız bütün Kürt partileriyle bir araya gelmeye elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız dedi. E kardeşim bunlar bu açıklamayı yapıyor ama daha geçen hafta bunlar Enekese ile birlikte Efrin'de Türk devletinin işgalinde olan Efrin'de e, balonlarla, kırmızı beyaz balonlarla açılışlar yaptılar değerli izleyenler. Bir de bu mesele var. Neyse. Şimdi Rojava çalıştığıyla sadece Lozan'da devam etmiyor değerli izleyenler. Kürdistan'ın dört parçasında ona yönelik konferanslar düzenleniyor. Rojava Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin düzenlediği Lozan bölgesel istikrar ve güvenlik sorunlarının çözülmesi ve çözülmesi çalıştayı e, dün sona erdi değerli izleyenler. Kuzey ve Doğu Suriye'nin Hesegi kentinde ve Rojava'da düzenlenen çalıştaya Kürdistan kentlerinden Kuzey ve Doğu Suriye, Rusya, Arap ülkeleri ve uluslararası şahsiyetler, siyasi partiler, akademisyenler, kadın hareketleri, toplumsal kurumlar ve aydınlardan oluşan 200'e aşkın kişi katılmış. Bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Uzun bir sonuç değil, Kısa olarak şu cümle yer alıyor. Diyor ki, Kürt güçleri görüş farklılıklarına bakılmaksızın ulusal bir anlaşma imzalamalıdır. Ee, yani bu nettir bu mesaj. Çünkü bütün partiler neredeyse KDP hariç katılmış. Ee, o yüzden Kürtler neyi bekliyor onu da ben anlamış değilim. Şimdi bugün bir gelişme daha yaşandı değerli izleyenler. O da Kürdistan Yurtseverler Birliği ile Kürdistan Demokrat Partisi yani YNK ile KDP bugün yerde seçim süreciyle bir araya geldi. Toplantı ardından basın toplantısı düzenledi. YNK Genel Başkanı Bafil Tarabani. Sorumsuz açıklamalar bizleri etkilemez. Halkımızın çıkarları için uzlaşma sağlama yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Yenekenin bir tarihi ve gücü vardır. Yenekenin şehitleri vardır artık sessiz kalmayacağız. Bugünden sonra sessiz kalmayacak ve gelişecek olan her şeye cevabımız olacak dedi. Neden? Çünkü KDP'li bazı yetkililer ya şey demişti dalga geçmişlerdi adeta. Yenekenin zaten gücü yok. Kürdistan'da bir şeyi de yaptırımı da yok. O yüzden Yeneke boşu boşuna konuşup duruyor gibi söylemlerde bulunanlar vardı. Yeneke KDP'nin yetkililerden. Bugün buna cevap verdi ve ardından KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani bir açıklama yaptı. O da dedi ki bu temelde bir uzlaşmamız yok fakat bir kardeşimiz çıkmış yani kendi yetkililerden bahsediyor. Yeneke'nin hoşuna gitmeyen bir açıklama yapmıştır. Bizler Yeneke'nin güçsüz olduğunu ifade etmedik. Böyle bir şeyler bir söylem KDP'nin resmi bir açıklaması değildir. KDP ve Mesut Barzani Kürdistan bölgesinin içerisinden geçtiği durumu göz önünde bulundurmaktadır. Hiçbir zaman zoru kullanarak görüş alışverişinde bulunmamıştır. Siyaset kapalı bir kapı değildir. İlerleyen zamanlarda gerçekleşecek olan toplantılarda da bu sorunlar çözülecektir. Ama başka bir iddia var. Kamuoyuna yansımayan tüm konularda anlaştığına yönelik bir haberde paylaşıldı. bu ne kadar doğru olup olmadığını henüz teyit edemedim değerli izleyenler. Evet biliyorsunuz Türkiye içerisinde operasyonlar devam ediyor, saldırılar devam ediyor. Değerli izleyenler Şırnak'ta birkaç günlüğüne bir operasyon düzenlenmişti ve o upe, operasyonda 2 YPG'linin sağ olarak yakalandığı duyurulmuştu ve asker ölümlerinden bahsedilmemişti. İşte bugün kamuoyuna yansıdı Türkiye'de e, Şırnak'ta yaşanan çatışmada e, 23 yaşındaki Bingöl'lü uzman çavuş Furkan Günerik'in, Güner... Güneri Gökkün yaşamını yitirdiği açıklandı. Ee, onunla birlikte birkaç askerin daha yaşamını yitirdiğine yönelik bilgiler de var. Fakat o askerlere ilişkin kimlik bilgileri de paylaşılmadı. Onu söyleyelim. Mesele burada işte net görünüyor. Yani devletin yüzyıldır politikalarından bir tanesi Kürt'ü Kürt'e kırdırmak. Kürt'ü zorla askere götürüp zorla savaş cephesine Kürt gençlerini birbirine karşı böyle savaşarak olarak Kürt'ü kır, Kürt'e kırdırmaya Maalesef devam ediyor. Şimdi değerli izleyenler, ben toplum yaşam haberinde size bir şey sunmak istiyorum. Aslında hepimizin yaşamını ilgilendiren bir haber bu. Neden? Çünkü Apple'ın kurucusu Steve Jobs bir mektup bırakmış. Bu Jobs arkasında ölmeden önce yazmış bunu. Öldükten sonra bu yazısı ortaya çıkmış. Yazısından birkaç alıntı, bir alıntı sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynen şunları yazıyor biliyor musunuz? Bu adam milyarder biri yani. Ee, ama 56 yaşında hayatını kaybetti. O da kansere engel olamadı. Parası olmasına rağmen diyor ki, İş hayatında büyük başarılara ulaştım. Kimilerin gözünde hayatım başarının timsali. Fakat işim dışında çok az neşem oldu benim işin sonunda zenginliğim ve alışmış olduğum hayatım bana getirdiği tek gerçekliktir. Ölümle yüzleştiğim şu anda yatağımda uzanıp hayatımı gözlerimde canlandırırken fark ettim ki gururlandığım şöhretim ve servetim ölüm karşısında ne kadar da manasızmış. Arabanızı kullanması için size para kazandırması için birilerini işe alabilirsiniz. Ancak hastalığınızı taşıması için kimseyi işe alamıyorsunuz. Kaybedilen maddi şeyler bulunabilir veya yerine başkası konulur. Fakat kaybedildiğinde bulunamayacak veya yeri doldurulamayacak tek şey var o da hayat. Şu an Hayatınızın hangi sahnesinde olursanız olun, zaman ile, o sahne perdesinin kapanması ile yüzleşeceksiniz. Tavsiyem, ailenize, eşinize, arkadaşlarınıza çok kıymet verin ve sevin. Kendinize iyi davranın ve insanlara değer verin. Yaşlandıkça ve ümit ediyorum akıllandıkça fark ediyorsunuz ki 300 dolarlık saat de 30 dolarlık saat de aynı zamanı gösteriyor. Muazzam değil mi? Bizim umurumuzda değil ki ölümü ben sen sizler hangimiz düşünüyoruz ki arkadaşlar? Bu hakikaten hangimiz ölümü düşünürüz. Şu anda biz ölümü düşünsek yetiştiremeyiz ne yapalım yani saniyeler önemli aslında çünkü kimin ne zaman öleceğini hiç kimse bilemiyor.